Merhabalar, bu videoda yine bir YOLO e, çalışması yapacağız. YOLO versiyon 4, Tiny versiyonunu kullanacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi e, bir insan algılıyor. E, veya başka şeyler algılattıralım. Mesela bunu aslında bunu yanlış algıladı şu anda. Bakın %100 doğru algılamıyor ama e, bu bir uzaktan kumanda. E, veya bir cep telefonu gösterelim. Şöyle cep telefonunu e, algılatıyoruz. Bir takım nesneleri, bütün nesneleri değil ama bir takım nesneleri algılıyor. Bunu da makas olarak algıladı. Tabii ben burada bunun Classes isimli tekst dosyasında bazılarını Türkçe'ye çevirdim. Ama diğerleri İngilizce, yani Türkçe yazmasını sağladık. Onu da nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bunu, bu programın çalışmasını dört adımda inceleyeceğiz. Öncelikle tabii birinci adımdan da önce hatta PyCharm'da, PyCharm'a girdiğinizde öncelikle buna ben bu projeye ne isim vermişim? Yolo versiyon 4 nesne tanıma isim vermişim. Pycharm'ı açtığınızda, e, ilk başta açıldığında tabii diyelim ki boş bir e, veya önceki çalışmanız olabilir. New project diyebilirsiniz. New project dedikten sonra da e, bakın ben burada Python 3.7 versiyonunu kullanıyorum. Şu anda uyguladığımız bu uygulama e, diğer versiyonlarda da çalışır. 3.8'de 3.9'da da çalışır. Onun sorun olacağını sanmıyorum. Şuraya projenizin ismini yazıp işte ben ne demiştim? YOLO versiyon 4 nesne tanıma demiştim. Sonra da create'e bastığınızda yeni bir eee PyCharm projesi açmış olacaksınız. Sonra da şu alanda sağ tıklayıp new e, evet e, bu bölgede new scratch file diyebilirsiniz ya da e, bu bunun üzerine sağ tıklayıp e, new python file diyebilirsiniz. Bunu yine tıklamıyorum ben. Ama new python file dedikten sonra da ben ona ana dosya ismi verdim ve 1-2-3-4 şeklinde ilerleyeceğiz. 4 adımda ilerleyeceğimiz için ana dosya 1-2-3-4 diye isim verdim. Sizin böyle yapmanıza gerek yok. Ben size bu ana dosya 4 isimli dosyayı bir GitHub sitesine yükledim. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca bir de bu yoluyu çalıştırabilmek için DNN model klasörümüz var. Bunun içinde de classes.txt var. Bunda neler var? Her bir e, nesne sınıfının ismi var. Tabi burada İngilizce versiyonu var. Ben dediğim gibi mesela şu person yazanı insan diye değiştirdim. İşte 68. sırada cell phone var. Bunu cep telefonu diye değiştirdim. Gibi e, Türkçeleştirdim bunların bazılarını. Böyle Türkçeleştirirseniz ekranda Türkçe yazar. Sonra bir de YOLO versiyon 4 tiny config dosyamız var. Ve bir de YOLO versiyon 4 tiny weights dosyamız var. Bu weights dosyası biraz büyük bir dosya. Burada e, neden adına diyenen diyoruz? Deep Neural Network yani aslında derin öğrenme yapıyoruz burada ama hazır eğitilmiş bir veri setini kullanıyoruz. Yani hazır eğitilmiş ağırlıkları ve bir hazır config dosyasını kullanıyoruz hmm. ve burada yaklaşık bu classes.txt'in içindeki 80 civarın 80 tane nesneyi tanıtabiliyoruz. Tabii burada İngilizce isimleri yazıyor. Şimdi sizin ilk yapmanız gereken e, bu e, aşağıda linkini paylaşacağım e, GitHub sitesinden bu dosyaları indirmek. Ee, buradan koda tıklayıp download zip diyerek indirebilirsiniz. Bunları indirdikten sonra da tabii ki bir klasör içerisinde bunları toplamak. Tabii sizde sadece bu ana dosya 4 olacak. Ee, i̇lk adımlarda zaten bunun e, sadeleştirilmiş hali. Ben size anlatabilmek için bunları 1, 2, 3, 4 isimlendirdim. Bir de bu DNL model olacak. DNL modelin içinde bu 3 dosya olması gerekiyor. Ve biz bunları e, bu ana dosya 4.py dosya dosyamızdan çağırıyor olacağız. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz dedik ee, ama yine ilk adımda e, PyCharm'ımızda file'ı tıklayarak öncelikle kütüphanelerimizi yükleyebilmek için settings'e tıklıyoruz file'ın içinde. Settings'in içerisinde de e, bu projemizin içerisinde Python Interpreter'a tıkladığımızda bakın şu anda bende bu kütüphaneler yüklü. Şunu yapmanız gerekiyor. Sizde şu, şu lampayla OpenCV olmayacak. Şu artıya tıkladığınızda burada arattırma bölgesinde şurada bakın yukarıda OpenCV eee de contrib e, python zaten geldi. Şuna tıklayacaksınız. OpenCV hatta yazayım tamamını. Python diye yazayım görebilmeniz için. OpenCV tra contrib tre python seçiliyken install package diyerek yükleyeceksiniz. Fakat burada önemli bir nokta var. Bakın şu anda 4.5.5.62 versiyonunun eee yüklüyor olacağız. Diyelim ki sizde bu önceden var. Ee, eğer önceden varsa burada önemli bir nokta var. Ee, eğer 4.5.4 OpenCV'nin 4.5.4 versiyonundan daha aşağı bir versiyona sahipseniz şöyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Integer scalar arrays can be only integer scalar arrays can be converted to a scalar index. Bununla ilgili daha önceden de bana soranlar olmuştu. Bu e, index ve scalar arasındaki bu dönüştürmeyle ilgili problem birçoğunuzun başına geliyor sanırım. E, i̇şte burada OpenCV'nizin versiyonu önemli. 4.5.4 versiyondan eski ise e, o zaman bu, bu problem çıkabiliyor. Ve bununla ilgili de e, video içerisinde kodda e, önemli bir e, şeyden de bahsedeceğiz. Kodumuzun özellikle belli bir yerinde klas e, class isimlerini, class ID'lerini tanımlarken bir parantez eklemek gerekebiliyor. Eğer eski bir OpenCV versiyonunuz varsa ama benim size tavsiyem e, 4.5.4'ten sonraki bir versiyonu hele PyCharm kullanıyorsanız direkt bu size gösterdiği 4.5.5'i e, yüklemenizi yani install package'e tıklayarak yüklemenizi öneriyorum. Ben yüklü olduğu için burada tıklamıyorum. Buna tıklayarak yükleyebilirsiniz. E, successfully installed yani başarıyla yüklendi dediği zaman e, burada zaten görünecek. Bu yüklemeyi de yaptıktan sonra şimdi adım adım programımızı e, ilerletelim. Önce ana dosya birden başlıyor. Yani ilk ham hali nedir bu? Burada ben size bu adımları şu şekilde gösteriyorum. Dört adım. Birinci adım OpenCV video capture fonksiyonu ile webcam'den görüntüyü alıp while true döngüsü içinde her bir resim karesini imshow komutu ee, imshow komutu ile pencerede sürekli olarak gösterme. Yani aslında her zaman yaptığımız konu bu. Şimdi bu ana dosya 1'i çalıştırıyorum. Run ana dosya 1 diyorum. Aslında burada yaptığımız şey nedir? Ekranda frame yani her bir resim karesine ekranda sürekli bir while döngüsü içerisinde gösteriyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bakın burada import cv2 diyoruz önce. cv2 opencv'yi yüklüyoruz. Sonra video capture cv2 video capture komutuyla e, bu her bir resim karesini ekranda daha doğrusu videomuzu webcam'den alıyoruz ve cap isimli değeri atıyoruz. Neden webcam diyorum? Çünkü burada sıfır yazıyor. Eğer burada sıfır değil de bir ya da iki yazarsa USB'den taktığınız bir kamerayı okuyor olacak. Ben genelde webcam'den olduğu için buraya sıfır yazıyor. Sonra bir while true döngüsü içerisinde. Red, frame, cap, read. Bunlar hep standart e, değerler. Cap, deminki cap değerini yani videodan aldığı, capture, yakaladığı videoyu read okumasını istiyoruz. Ve bunu frame isimli bir resme. Bakın burada tek tek resim resim okuyor aslında. Her her seferinde bir resim okuyor. Ve eğer bir, e, burada red ya da success yazar. Eğer burada bir e, okunmayan bir şey varsa, yani kamerada okunma yoksa, o zaman buradaki başarılı mı başarısız mı? Yani okuma var mı yok mu o değer veriyor. Sonra da bu okuduğumuz frame değerini az önce bakın okuduğumuz resmi frame olarak isimlendirdik. O frame'i imshow komutuyla ekranda gösteriyoruz. Ve bunu while true döngüsü içerisinde sürekli yaptırıyoruz. Ne zamana kadar? Bakın bir key'imiz var. Key'imiz wait key 1 ile eşitlemişiz. cv2 wait key. Ve bu key değeri 27 yani ESC tuşuna basılana kadar. ESC tuşuna basılırsa CAP rezil, release edilecek. Yani serbest bırakılacak. Ve bütün window'lar, pencereler kapatılacak. Destroy all windows. Bunun yaptığı bu. İkinci adıma geçiyorum. Şimdi bu ana dosya ikiye geçiyorum. Diğerini kapatıyorum. İkinci adımda ne yapacağız? Open OpenCV, DNN modelini oluşturma ve sonra da detect fonksiy fonksiyonu ile mevcut görüntüdeki nesneleri algılayıp bu nesneye ait class id sınıf numarası, skor ve b box yani çevreleyici dikdörtgen koordinatları değerlerini okutma. B box aslında e, bounding box demek. Şimdi bu adımı görelim. <laughs> Bakın ikinci adımda e, aslında e, eklediğimiz yer şu şekilde size e, göstermek için yukarıdan dikdörtgen aracımı seçiyorum. E, evet, şu kısmı ekliyoruz burada. Ee, bu kısım, eklediğimiz bir kısım bu. Ee, OpenCV, DNN. Yani OpenCV'nin DNN, Deep Neural Network özelliğini çağıracağız. Ee, bunu temizleyeyim. Şimdi burada, e, cv2-dnn-readnet komutuyla benim YOLO versiyon 4 Tiny Weights isimli dosyamı DNN model klasörünün içinden çağıracağım. Bu bir Weights isimli dosya. Bunlar nelerdi? Bakın buradaki şu DNN modelimin içerisinde yani GitHub'tan indireceğiniz o klasördeki DNN model klasörünün içinde bakın bir config dosyası bir de weights dosyası var. İşte bu iki dosyayı DNN readnet e, komutuyla ça çağırıyorum ve bu modeli yüklüyorum aslında. Bu modeli e, eğitilmiş bu modeli yüklüyorum ve bunu net isimli network'e eşitliyorum. Sonra da bu net isimli network'ümün Detection CV2 DNN e, Detection Model komutuyla modelimi eşitliyorum. Şu anda benim modelim yani model isimli model ismini verdiğim modelim e, bu ağırlıkları ve bu config dosyasını kullanan e, neural network yani yapay sinir ağı. yani bir derin öğrenme Network. Şimdi artık bu modelimle e, ne yapabilirim? Ee, öğrenme yapabilirim ve e, tahminleme yapabilirim. Özellikle burada ne için kullanacağım? Nesneleri tanımak için kullanacağım. Bu nesneler öğretilmiş. Az önce size gösterdiğimiz bütün e, sınıf e, daki nesneler, bu nesneler insan, işte bisiklet vesaire bunların hepsi zaten önceden öğretilmiş. Ağırlıkları belli. Şimdi bu kısmı ekledikten sonra bir de en son set input parameters diyoruz. Bu parametreleri belirliyoruz. Özellikle size'ı küçük seçmeye çalışıyoruz. Çünkü Size ne kadar büyük olursa e, o kadar fazla zaman alacaktır nesneleri tanıması. Biz burada pratik ve hızlı olmak istiyoruz. Dolayısıyla küçük bir boyut seçiyoruz. Özellikle scaleimiz de bu scale de ölçek de piksellerle ilgilidir. E, piksel değerleri de 1 0 işte 255 arasında olduğu için biz bunu 1/255 oranında ölçeklendiriyoruz. Yani olabildiğince küçük tutuyoruz. Şimdi bu e, Diyenen modelimizi burada tanımladıktan sonra yani şu kısımda tanımladıktan sonra aşağı iniyoruz. Bakın yeni eklediğimiz bölüm bir sonraki eklediğimiz bölümde şu kısım. Şu kısımda da ne yapıyoruz? Nesneyi e, tanımaya çalışıyoruz, detect ediyoruz. Yani tanımaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu da detect komutuyla yapıyoruz. Yukarıda tanımladığımız model isimli modelimiz, yani önceden öğretilmiş modelimiz detect komutuyla bu tahminleme yapacak Peki bu detek komutunun parametreleri neler Öncelikle hangi resimden algılayacak frame isimli resimden algılayacak bir de threshold değer veriyoruz ki e, Confidence ve nms threshold değerleri Bunlar da e, nesnemizi algılaması için e, acaba yüzde kaç doğrulukla algılasın yani bunu düşük veriyoruz ki e, Eğer mesela bir insan algıladıysa bunu kaçırmasın Çünkü bazen Yüksek bir değer verdiğinizde onu kaçırabiliyor. Confidence değeri, e, güven de, e, istatistiksel güven değeri bu. Burada biz düşük bir değer vererek yakalamasını istiyoruz. Ama bu tabii ki hatalı yakalamasına da sebep olabiliyor. Şimdi bunun sağ tarafı Detect komutunun parametreleri, model nokta model.detect. Sol tarafta da bunun çıktıları var. Bize bu komut, yani Detect komutu 3 tane çıktı veriyor. Nedir bunlar? Class ID'si, yani o nesnenin sınıfının... E, Kimlik numarası 0, 1, 2, 3 gibi. Skoru yani yüzde kaç olasılıkla bu bir insandır mesela. Bir de B boxes yani bounding boxes. Yani bunu çevreleyen dikdörtgen. Bildiğiniz gibi nesne tanıma programlarında yolu gibi e, nesneyi tanıdığında etrafında bir dikdörtgen çiziyor. İşte o dikdörtgenin etrafındaki sınır çizgileri ki bunu, bu değer bize e, X, Y, W ve H gibi dört değer verir. Nedir bunlar? X ve Y, bunun sol üst köşesindeki noktadır ve W ve H de Width ve Height yani genişlik ve yükseklik değerleridir. Yani bu dikdörtgeni oluşturan e, temel değerlerdir. Şimdi bu değerleri aldıktan sonra bir for döngüsü yapıyoruz. Bu for döngüsünde e, e, her bir class ID'si için, her bir score için ve her bir bounding box için yani dikdörtgen için e, üçlü bir for döngüsü yapmak yerine bunu zip e, komutuyla, yani 3 tane for yazmak yerine alt alta, ziple bunu aynı işi yapmış oluyoruz. E, her bir class id, score ve bounding box değeri için x, y, w ve height değerlerini b, b box'a eşitliyoruz. Sonra da bir dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgen tanımlanan nesnemizin, yani frame içinde, yani resim, o anki resim içindeki e, tanımlanan nesnenin x ve y koordinatında ve X artı W ve Y artı H kadar yani dikdörtgen o nesneyi içine alacak kadar büyüklükte bir dikdörtgen olacak. Bu da onun rengi olacak ee, ve bu da kalınlığı, dikdörtgenin kalınlığı olacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Şuna sağ tıklayarak ana dosya 2'yi çalıştıralım. Şimdi <laughs> ekranda sadece beni görecek. Ve bakın beni bir nesne olarak algıladı. Şu anda nesnemizin ne nesnesi olduğunu yazmıyor. Ama etrafında işte e, lacivert renkli bir e, ee, dikdörtgen çiziyor. Şu anda geldiğimiz aşamada bu noktadayız. Şimdi bir sonraki aşamada ne yapacağız? Bakın bir sonraki aşamada üçüncü adımda put text komutu ile class id'mizi yazdıracağız. Yani e, şu anda bir nesne algılıyor ama e, acaba bu nesne nedir? Bunu, da ana 3 isimli e, adımda yapacağız. Bakın bu ana dosya 3'te eklediğimiz kısım şurası. Burada Put puttext komutunu kullanarak cv2 puttext'i kullanarak bir text yazdıracağız ekrana. Eee bir metin yazdıracağız. Yine frame'imize yazdıracağız. Yani mevcut resmimize yazdıracağız. Şimdi class ID'miz bizim bir sayısal değerdir. Bunu stringe dönüştürüp yazdıracağız ki text yani metin olarak algılayacağı için stringe dönüştürüyoruz. O yüzden str yazıyoruz. Ve bunu mevcut x değerinin olduğu yere ve y-10 yani işte dikdörtgenin biraz eksi 10 kadar yukarısında olsun. Yani dikdörtgen hemen üstünde değil de biraz 10 piksel yukarısında olsun. Ve belli bir font tanımlıyoruz burada. Bu tekstin kalınlığı 3 olacak. Rengi bu olacak. Yani dikdörtgenin rengiyle aynı olsun. E, ve yine e, 2 kalınlığında olacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet. Üçüncü adımdaki do ana dosyamızı çalıştırdığımızda şu anda yine beni algılıyor. Fakat bakın sıfır yazıyor. Şimdi bu sıfırın anlamı nedir? Yani Class ID'si, sınıf numarası sıfır. Peki sıfır nedir? Bakın burada bizim e, klasörümüzün, DNM model klasörümüzün içinde classes.txt dosyasını açarsak, bu bir liste bakın. Listenin sıfırıncı elemanı, sıfır listeler, diziler sıfır bir diye başlar, sıfır bir iki diye gider. İlk elemanı yani sıfırıncı elemanı insan. Peki, eee, Diyelim ki işte <laughs> ileride cep telefonu var. Cep telefonu da yanılmıyorsam 68. sıradaydı. Ama 68. sırada ama bir eksi 67 olması lazım. Şimdi ben burada bir de cep telefonu göstereyim bunu çalıştırıp. Cep telefonu da o zaman bize ee, yanılmıyorsam 67 olarak göstermesi lazım. Evet şu an cep telefonu. Bakın buna da 67 diyor. Dolayısıyla bu da 67. eleman. Orada cep telefonu yazmıyor da 67 yazıyor. Şimdi bir sonraki adımda da tahmin edilebileceği gibi e, ne yapıyoruz o zaman? Sınıf listesini okutacağız önce, yani bu listeyi okutacağız. Sonra her nesneye ait bir sınıf adını oluşturacağız. Sonra görünen pencerede bu nesne üzerinde o sınıfın adını yazdıracağız. Yani sıfır yerine insan yazdıracağız. Onu da dördüncü adımımızda yapıyoruz. Bu dördüncü adımda eklediğimiz e, nedir? Neler ekliyoruz? Bakın şu şurada load class list diyorum. Yani e, sınıf listesini oluşturuyorum. Bunun için de önce classes eşittir bir boş bir liste oluşturuyorum. Sonra with open as file komutuyla bir dosyaya bir dosyaya bu komut bakın e, bir dosyaya belli e, listedeki değerleri yazdırmak için gerekir e, kullanılır with open as kom e, komutu. DNN model e, isimli klasörümüzdeki classes.txt komusunu sadece read modunda yani sadece okuma modunda açıyoruz. Sonra da okuduğumuz her bir değeri e, file object yani o, o dosyadaki e, değerleri okutuyoruz. Ve bunları bir for döngüsü içerisinde e, ne yapıyoruz? Öncelikle e, bu for döngümüzde ne var? Class name'imiz var. E, ve file object'teki read line yani her bir satırı okutturuyorum ve her bir satırı okuttuktan sonra şimdilik şurayı görmeyin. Şu kısmı, şu kısmı biraz sonra söyleyeceğim. Şu kısmı atlıyorum. classes.append class name diyorum. Yani classes isimli listeme append komutuyla her bir class name'i yazdırıyorum. Şimdi şurayı iptal ediyorum. Buranın ne anlama geldiğini size göstermek için yani strip kom şuradaki strip'in ne anlama geldiğini biraz sonra göstereceğim. Bakın class name'leri size yazdırayım. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bu ana dosya 4'ü çalıştırıyorum. O text dosyasındaki bütün isimleri bakın şurada gördüğünüz gibi. Tabii şu anda ekranımızı da açtı, görüntüyü de açtı. Burada bakın e, nesne sınıf isimlerini getirdi. Bakın en başta insan var. insandan başlıyor bisiklet, araba gibi gidiyor. Fakat bunların için, içinde bakın her birinde bir boşluk var. Bu boşlukları ortadan kaldırmak için işte biz bu strip komutunu kullanıyoruz class name diyoruz eşittir class name nokta strip burada satır arasındaki boşlukları ortadan kaldırıyor ee, bunu yaptığımızda o aradaki boşluklar kalkmış oluyor bunu görmek istiyorsak mesela e, şu print class name'i e, şuradan kesip şuraya yapıştırırsak e, şimdi çalıştırırsak o aradaki boşlukların e, evet bir hata verdi print class name Ha şurayı e, şurayı iptal etmişim ben yanlışlıkla pardon evet. E, yanlışlıkla oraya e, comment e, yorum haline getirmişim. Şimdi çalıştırırsam e, sol tarafta gördüğünüz gibi bakın o boşlukları yani her bir satır arasındaki boşlukları ortadan kaldırdı. E, şu anda bakın biz programın bir sonraki adımına da geçeceğim e, kodda ama bakın artık nesne isimlerini e, sayı yerine ne isim olarak yazıyor. <laughs> Şimdi burayı tanımladıktan sonra yani classes isimli listeyi oluşturduktan sonra aşağıya geliyoruz. Ve şurada bakın class name'i artık diyorum ki class name eşittir classes class id. Yani diyelim ki sıfırdı ya mesela insan sıfırdı. Şu buradaki sıfırıncı değeri classes listesindeki sıfırıncı değeri alıyor. Yani neydi o? İnsan. Dolayısıyla class name'i insan olarak tanımladık. Class ID'si 67 olan da mesela cep e, classes listesinde cep telefonuydu. Onun içinde class name cep telefonu olacak. Sonra bizim az önceki yani bu üçüncü adımdaki e, string class ID olarak yazdığımız bölüm şimdi e, bir sonraki adımda class name olarak değiştireceğiz çünkü artık bir string oldu zaten o. Yani biz e, text dosyasındaki stringleri aldık. Dolayısıyla bu class name'i buraya yazarak Artık e, sınıf isimlerini, nesne isimlerini yazdırabiliyoruz. Peki burada size bahsettiğim e, şu problem vardı, ondan da bahsedeyim. Eğer OpenCV'niz 4.5.4'ten aşağı bir versiyonsa, yani daha düşük bir versiyonsa, e, şöyle bir hata veriyor demiştik. Only integer scalar arrays can be converted diye e, bu hatayı veriyor demiştik. Bu hatayı vermesinin sebebi şu. OpenCV'nin daha önceki versiyonlarında şu class ID'nin yanına şu şekilde sıfır yazılması gerekiyor. Bu şekilde sıfır yazdığınız zaman o önceki OpenCV versiyonlarında da çalışacaktır. Fakat biz bunu kullanmıyoruz çünkü bizim OpenCV versiyonumuz az önce de söylediğim gibi bu 4.5.4'ten yukarı bir versiyon. Dolayısıyla <laughs> buradaki e, class Name'i de doğru şekilde tanımladıktan sonra şu şu kısmı da yani Object Detection kısmını da tanımladıysak en son adımda Class Name'imizi de yani sınıf isimlerini de e, ekrana yazdırabilir hale geliyoruz. Peki burada e, ne yaptık? Bizim e, şuradaki benim bu dosyanın içerisinde Classes.txt içinde bazılarını hepsini değil de bazılarını mesela insanı e, Türkçe'ye çevirdim. E, cep telefonunu Türkçe'ye çevirdim. Ee, evet, cep telefonunu Türkçe'ye çevirdim. Bir yerde makas vardı, makası çevirdim. Yani kendi kullanacaklarımı çevirdim. Ee, i̇sterseniz hepsini de çevirebilirsiniz. İsterseniz çevirme edebilirsiniz. Son bir kez programımızı bir daha çalıştıralım. Ee, evet, burada tekrardan işte şu anda ama her zaman doğru algılamayabiliyor, onu söyleyeyim. Çünkü tiny versiyonu, makas. Bakın elimi mesela yanlışlıkla kuş diye algıladı. Makas, bu bir... Uzaktan kumanda. Mesela bunu cep telefonu diyor. Bazen de uzaktan kumanda diyor. Ee, dediğim gibi tam yüzde yüz doğru olması için belki de ışık da önemli. Şu anda biraz arkadan aydınlık geliyor. Evet. Bu şekilde e, nesne tanımada e, nesne algılamada YOLO versiyon 4 ile bir uygulama yapmış olduk. E, YOLO ile ilgili e, diğer uygulamalar da var. Diğer videolarımız da var. Onları da seyrettiyseniz bu e, buradaki fark nedir derseniz burada eee PyCharm üzerinden e, direkt kodu biz kendimiz yazarak e, direkt uygulamayı yönetebiliyoruz. Burada e, is nesne isimlerini görebiliyoruz. Bir de hazır olarak eğitilmiş olan e, Tiny YOLO versiyon 4 Tiny'yi kullanıyoruz. Yani önceden eğitilmiş weightleri ve config dosyasını kullanıyoruz. E, tabii ki e, bunun sonraki aşamalarında belki daha hassas e, algılamak istiyorsak YOLO versiyon 4'ün full versiyonunu da kullanabiliriz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.